Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım. Test sunucusundayım. Mobile Legends oyunumuza yeni güncelleme notları geldi. 1.5.60. Bunları inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi değişiklikler var. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Grafiksel olarak bazı şeyleri sizlere göstermeye çalışacağım. İlk olarak tasarımcıların mesajından başlayalım. Lane optimizasyonu yapılmış. Ana kulenin etrafı, base kısmı, buralarla ilgili görsel değişiklik yapmış Mobile Legends oyunu. Zaten ekrana yansıtıyorum konuşurken bu değişikliği. Bir de minareta ile ilgili değişiklik yapılmış. Daha bir görsel hale gelmiş ve minaretanın butonu sağ tarafa alınmış. Bunu zaten biliyorsunuzdur ve minaretaya tıkladığınız zaman ekstra özellikler eklenmiş. İşaretler falan filan. Bunlarla ilgili değişiklik yapmış Mobile Legends oyunu. Devam edelim. Komutan gelmiş. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Hero düzenlemeleri asıl bizim amacımız. Glue ile ilgili, Beatrix ile ilgili düzenlemeler var. Bunları anlatmayacağım. Değişebilir. Bane ile ilgili Van Van'la, Matilda ile, Pacuito ile ve Angela ile ilgili düzenlemeler var. Bunun dışında Roger kahramanının kostümü onunda geliyor. 899 elmasa. Normal epik olacak. Çok güzel. %30'luk da indirimi olacak. Çok iyi olmuş bu. O kostüm gerçekten şahane bu kostüm. Diğer düzenlemelere baktığım zaman çok fazla bir şey yok. Savaş alanı düzenlemeleri ve sistem düzenlemeleri var. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bane kahramanından başlayacağız. İlk olarak bakalım Bane kahramanı bu gelen güncellemelerle birlikte metaya girer mi? Bence çok iş yapacak abi. Bane'nin ikinci skill ile ilgili düzenlemeler var. Hemen düzenlemeleri sizlere aktarayım. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Kahramanımız şu anda orijinal sunucuda ne? En son gelecek güncelleme ile birlikte ne olacak? 1.5.60 güncellemesi ile birlikte ne hale gelecek? Hem metinsel hem de grafiksel olarak her şeyi ekranda sizlere göstereceğim. Başlayalım. İlk olarak metin kısmına odaklandığım zaman ne diyor? Bane bir yudum rom içerek anında kaybettiği HP'sinin 260 artı %0 kadarını yeniliyormuş orijinal sunucularda ve 2.5 saniye içinde hızla azalan %30'luk hareket hızı kazanıyormuş. Ama gelecek olan güncelleme ile birlikte Bane kahramanı bir yudum rom içerek anında kaybettiği HP'sinin %60 artı %10 kadarını yenileyecek ve 2.5 saniye içerisinde de hızla azalan %50'lik bir hareket hızı kazanacakmış. Yani HP kazanma oranı düşürülmüş gibi ama hareket hızı arttırılmış arkadaşlar. Devam edelim. Bir de biliyorsunuz Bane'nin yelpaze şeklinde tükürerek rakiplere hasar veriyordu ya, zehir tükürüyordu. Bununla ilgili de şöyle bir düzenleme yapılmış. Bu menzildeki düşmanlara 100 büyü hasar veriyordu ya, bunu 180'e çıkartmışlar. Bir de artı %100 toplam fiziksel saldırısını artı %180 toplam büyü gücüne çıkartmışlar. Şimdi grafik alanına odaklanalım. Buraya baktığımız zaman Bane kahramanının orijinal sunuculardaki 10 saniyelik bekleme süresini gelecek olan güncelleme ile birlikte 7.5-4.5 saniye arasında düşürmüşler. Bu ne demek oluyor? Bane kahramanın ikinci skill'i erken levelde 7.5 saniye olacak ama uzayan levellerde, yani 6. maksimum levelde 4.5 saniye olacak. Uzayan oyunda ikinci skill'i çok iş yapacak. Bunu unutmayalım. Beceri maliyeti ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. HP yenilemesini 260-460'tan 160-285'e düşürmüşler. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte. Ama zehir hasarı, o tükürme hasarı var ya, bunu 100-300'den 180-380'e çıkartmışlar. Bu gerçekten iyi olmuş. Tükürdüğünüzde daha fazla hasar vereceksiniz. Bane kahramanı ile ilgili değişiklikler bu şekilde. Van Van kahramanın ultisindeki kritisi engelleyen bir hata düzeltilmiş. Bu krit istediği herhalde bu hataları ayıklama falan olabilir. Burayla ilgili görseli ekrana yansıttım, güncelleme notunu. Yanlış telaffuz ettiğim bir yer varsa lütfen uyarın. Sırada Matilda kahramanı var. Kahramanımızın birinci yeteneğinin temel hasarı 400-600'den 460-660'a yükseltilmiş. Bu iyi olmuş diyebiliriz. Matilda kahramanımızın ultisiyle alakalı şöyle bir değişiklik var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde göstereyim. 1.5.58 güncellemesinde Matilda kahramanının ultisini 40 saniyeden 28 saniyeye düşürmüşlerdi. Ama 1.5.60 güncelleme notlarına baktığımız zaman bunu tekrar geri almışlar. Yani Matilda kahramanının ultisinin bekleme süresini 28 saniyeden 40 saniyeye getirmişler tekrar. Yani orijinal sunucularda neyse öyle olmuş. Devam edelim.
Sırada Pakuto kahramanı var. Bu kahramanla ilgili yapılan düzenlemeleri Mobile Legends oyunu anket ve analiz sonucunda yapmış. Bu konu hakkında da bizlere bilgi vermişler. Hemen kahramanımızın birinci yeteneğine bakalım. Birinci yeteneğe baktığınız zaman temel kalkanı şu anda 200 tire 500 arasındayken gelecek olan güncelleme ile birlikte temel kalkanı 150 tire 500 ayarlanacak. Yani birinci yeteneğinin erken levellerinde kahramanımızın kalkanı daha düşük olacak diyebiliriz. Şimdi ikinci yeteneğine geçelim. İkinci yeteneği ile ilgili de düzenlemeler var, artış var diyebiliriz. Metin kısmına baktığımız zaman Pakuto ileri doğru atılarak bir yumruk atar ve etki alanı içerisindeki tüm düşmanlara 250 fiziksel hasar verir. Özelliğini 200'e düşürmüş Mobile Legends oyunu ama bonusunu arttırmış. Artı %100 toplam fiziksel saldırısını artı %120'ye çıkartmışlar. Yani bonusu arttırmışlar. Bir de kahramanımızın ikinci yeteneği şampiyon modundayken Pakuto'nun yumruğu yıkıcı bir şekilde güçlenir ve etki alanı içerisindeki düşmanlara 400 fiziksel hasar verir. Özelliğini 320'ye düşürmüşler ama dediğim gibi bonusu arttırmışlar. Artı %150 toplam fiziksel saldırısını artı %180'e çıkartmışlar. Uzun lafın kısası daha basit bir şekilde anlatacak olursam yumruk hasarını 250 tire 550'den 200 tire 500'e düşürmüşler. Güçlendirilmiş yumruk hasarını ise 400 tire 880'den 320 tire 800'e düşürmüşler. Olay bu şekilde arkadaşlar. Bir de kahramanımızın ultisinin beceri etkisini 1 saniyeden 0.7 saniyeye düşürmüşler. Sırada Angela kahramanı var. Angela kahramanı ile ilgili de düzenlemeler yapılmış. Birinci yeteneği ile ilgili düzenlemeler var. Güncelleme notlarından hemen sizlere detay vermek istiyorum. 1.5.58 güncelleme notlarında Angela kahramanının birinci yeteneğinin şarj süresini, enerji şarj süresini 6 saniyeden 5 saniyeye düşürmüşlerdi. Yeni gelen güncelleme ile birlikte bu güncellemeyi eski haline almışlar. Yani birinci yeteneğinin şarj süresini 5 saniyeden tekrar 6 saniyeye getirmişler. Bunun yanı sıra kahramanımızın birinci yeteneğindeki iyileştirme bonusunu 100 tire 175'ten 150 tire 225'e çıkartmış Mobile Legends oyunu. Evet arkadaşlar, bu güncelleme notları da bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çok fazla zamanım olmadığı için çok fazla detaya giremedim. O yüzden kusura bakmayın. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.